Evet, bugün Borusan'a gidiyoruz, İstinye'ye. Az çok ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bir arkadaşımız sıfır ajantadan derler eskiden bir araba alacak, teslim alacak daha doğrusu. Biz de onunla eşlik edeceğiz, her detayını çekeceğiz. Güzel bir gün başlasın. Sana geldik İstinye'de. Aracımızı alacağız. Arkadaşımızın aracı. Daha geldi. Diğer elemanlar da geldi. Oo gençler. Merhabalar. Bir selam verin kameraya. Tavuğu getirdiniz mi? Tavuğu ne gibi? Neyi? Tavuk nerede tavuk? Tavuk mu? Tavuk keseceğiz ya. Devrem ne yapmış? Devrem valla. Öyle işte geldik bakalım. Şu an heyecanlandın mı? Evet. O çok güzel arabalar var içeride. Ay 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 maşallah. Çok iyi. 5 serisi sana bundan yakışır. Ha? Ne kadar? 1.080.000. M. Açılıyor mu? Premium'un tipi yani gerçekten. Efsane. Gemi gibi araba ya. Hı? Sevdin mi? Valla. Dacia ile takasa girer misin? Paralı değil değil mi? Var mı orada? Bir de beni tek. 5 serisi. Çok iyi duruyor gerçekten. Nasıl Mithat? Kaç yakıyor kanka? Harisin var ya, bu araba 2 milyonluk. Bence 1 milyon yanlış. Rengi zaten 1 milyonluk arabanın. Şu ne? 3.20. Aman Allah'ım. Arabaların hepsinin de ışıklarını yakmışlar. The 4. Aha işte bak. M. 2.5. Nasıl okunuyor abi? M. M. 404. İşte iyi. 440. Kör. 440 iyi. 2 milyon 400. 400 milyon doğru. Vay 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 vay. Nasıl? Kupe mi? Aman Allah'ım. Tabii bu fiyat arttıkça arabaların kapıları zor açılıyor. Ha? Hiç güzel değil mi? Beğenmedin mi? İç koltuğa bu olmaz ya. Bu renk onun yakışmamış bence. Yes. Bak bir serisinde, bu renk de bence çok hoş. Bunun kırmızısı da çok hoş. Kırmızı da çok hoş. Bir serisi 1.16. 441. 441'e var. Teşhir ürünü o yüzden. Çok iyi. Hoppa. Wow wow. Şimdi buraya oturduğunuzda evet bir BMW'ye oturduğunuzu anlıyorsun. Aynen abi, bak kavruyor değil mi kanka? Tamam, bir spor arabadasın değil mi? Harika ya içi. İçin mükemmel geçti. Sanki şu ekranı biraz küçük mü değil mi? Biraz daha büyük olabilir mi? Büyük ihtimal paket değişiyor diye tahmin ediyorum. 4000'de lan bu araba. Ha, ikinci el mi? Ha, ikinci el bu araba ya, o yüzden öyle. Modları var. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bu da Premium Selection diyor. Bu da 23.000'de, bu da ikinci el. Bunlar ikinci el. Arka plandakiler ikinci el. Şurada bir tane Jeep var. Premium Selection. Şu Jeep'e bakalım X3'e. Ahmet şaşırdı biliyor musun? Niye? Düğmeye basınca iniyor ya Ahmet güm güm. Bizimki nereye gitti? Hazır. Burası açılıyor mu? Açılıyor. BMW X3. Ne kadarmış fiyatı bakalım. X3 X-Drive. Çok iyi. 1 milyon 400 bine yakın bir fiyatı var. Çok kolay bir araba değil. Yani 1 milyon 400'ünüz varsa bu arabaya mı verirsiniz? Volvo mu alırsınız?
bilmiyorum. Volvo mu alırsın 1 milyon 400'e? Bunu mu alırsın? Volvo'ya da yok. Ben Volvo'cuyum. Ben de Volvo alırdım lan. Çok güzel araba. Hani mükemmel bir araba ama. Bak X1'i var, X3'ü var. Biraz X3 biraz daha tabii büyük. Evet. X1. X1 şöyle nasıl açılıyor? Şöyle. Tabii elektrikli bagajı var. Bagajı da güzel. Tastırdan ufak yalnız bunun bagajı. Aynen. Bir kademe daha yok mu altında? Var. Küçük bir yer daha var. Yani orada buraya da işte ıvır zıvır lan at. Ivır zıvır lan atacaksın. Çocuk. Ivır zıvır şey koy. Bebek koy. Sandalye mandalye. Sandalye koyacaksın işte. Sandalye. Etin altı bayağı büyük ya. Bu çok önemli. Çok iyi bir şey. Çok ya. Güzel bir şey. Şurada Ahmet elektrikli. Ahmet olsa buraya tüp bağlatır. Uzun. Tabii. Lazım. Basmadım. Aman tanrım. Ama güzel. Hızlı kapanıyor. Baksana. Geri görüş kamerasını da alıyorsun. X1'in şu arabadaki en sevmediğim şey ne biliyor musun bak? Şu. Abi sürekli elle kesi oluyor şunlar ama evet. Yapacak bir şey yok. Şu daha güzel. İçine bir oturalım. Evet. Kanka şimdi bu son model mi? Bak bu ne ya? Bundan artık vazgeçin ya, değil mi? Ya ama böyle her yeri yumuş yumuş arabanın ya. Baksana. Premium ya. Dokunduğun her yer kaliteli. Ama yine söylüyorum, ben olsaydım 800 bin lira bu arabaya vermek yerine yani Volvo tercih ederdim. Tabi bu bir zevk meselesi. Herkesin kişiden kişiye göre değişir. Ne var burada? Yeni BMW BMW X2. X2'yi daha önce görmemiştim. X2'yi görmemiştim daha önce. Ama bu da çok güzel. Bunun koltukları da fena değil. Ama deri bilmiyorum çok kullanışlı mı bilmiyorum. Kullanışlı mı? Kirlenmiyor ama çok terletiyor bazen. Onlar şimdi soğutma sistemi var. Soğutma sistemi. Soğutmalar, koltuk ısıtma var onlarda. Evet. O yüzden sıkıntı olmaz yani. X2. Ya evet ya çok ufak değil mi ya? Clio gibi bunun bagajı. Ya işte bunu kademeye de düşünmek lazım bunu yani. Ha biraz daha derin. Ya bunu böyle yaptığın zaman altta bir valiz koyarsın mesela. Üstünde daha bayağı bir şey sığar bence. Derinliği var. Evet. Genişliği yok da, şey uzunluğu yok da. Evet. X2 serisi. Daha önce görmemiştim. Şöyle bir jantı var. Bu ne? 3 serisi. Bu 3 serisi de çok güzel bence. Bence en alınabilecek araba 3 serisi. 1.16 alıyorduk. Vites topuzları. Sedanlarda şeylerde böyle, normal şeylerde. Jeep sarızlarda olan da daha farklı. Daha farklı. Bunun görüşü daha güzelmiş şu an. Biraz daha uzun. Bence bu biraz paketle alakalı bir şey ya. Bence ama şu ekranlı falan olduğu yer. Bak. Şu kısım da değişiyor. Aynı bence otomobillerle. Şu kısım bak değişik. Bak. Yeni nerede böyle şekilde. O evet. Senin baktığın sularda herhalde abi diğer türlü. Hmm. Evet. Bunun arka nasıl hız mesafesi? Ya tabii premium bir araba ya. Yani nereye giderseniz gidin deri, koltuklar, işte klima menfezleri klasik yani. Mithat. Ya abi rahat olabilir de koltuğun rengi güzel değil yani. Koltuğun rengi güzel değil abi. Tercih meselesi. Dostum. Şurada elektriği ki bir hafızası var tabi. Ama tabi şu an elektrik yok arabada. Çalışmıyor. Beş serisi. Siyah mı? Bu renk mi? İşte çok iyi duruyor. Bu da değil mesela. Bu da spor. Bizim aldığımız arabanın paketi ne Yusuf? Şu iki bu farklı bir model ama kasa. Senin jantlar nasıl? Böyle. Bu şekilde. Arka beyaz, şuradan aşağısı siyah oluyor. M Sport ama. M Sport. Tam BMW'nin altında da. Elektrikli büyük ihtimalle. Ondan sonra şuradan bakıyorsun. Evet. Emre abi böyle çökmeye bakıp çalışıyor. Mavi sen mi diyordun? Bak mavi olsun. Mavi çok güzel, kırmızısı da fena durmuyor. Anne bak Sport Line'da siyahlık var ya en alttaki. Bak bir gel bunun siyahına bak. Nereden başlıyor?
Bak şu tam park sensörünün oradan başlıyor. Bak o park. Bu M Sport. Bu M Sport. O zaman şu senin bak şu difüzörler de farklı. O aşağıdaki. Tabii tabii ondan farklı ya. Öyle değil yani. Ama seninkinin M Sport'un üstünde farklı paketler de var değil mi? Tabii tabii. Ben iki tane ekstradan paket ekledim. O paketleri göstereceğim şeydeyken. Şöyle bir arka mesafesi, biz mesafesi. Bir otursana. Benim mesafem şu nasıl farklı var? Orada her ekran var bende. İşte birazcık böyle oturuyorsun. Selamun aleyküm. Koltuk böyle ama değil mi? Koltuk nasıl abi? Harika. Nasıl sarıyor? Oyuncu koltuğu yani. Gibi kanka ha. Aynen. Yayın açarsın. Bizim alacağımız araba da BMW 1 serisi olacak. Ama beyazı. M Sport ve iki tane de üstüne paket eklenmiş hali olacak. Şu an buradaki fiyatı 578 bin lira olarak göstermişler. Evet. Hadi gidelim. Jant. Ha? Plastik mi koymuşlar? Bristol koymuşlar aynı. Bugün bu arada evlilik yıldönümü. Daha nice seneler olur inşallah. Basketi çıkarmak istiyorsunuz. Buradan yükseldik yıldönüm hediye alıyor şu anda. Şu an herkesin ulaşmak istediği bir şey ki çekiyorum. Can tamam. Arka, arka taraflar daha şey, siyah. Onlar hmm. biraz daha şey. Tamam. Sonra anlatacak birkaç detayı. Sonra istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Sonrasında biraz imza var. Böyle birkaç ay var. Ondan sonra sizi yolculuğunuz. Bagaj kısmından başlayalım isterseniz. Ben bu sadece istiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tabii evet tamam. İyi yolculuklar şimdiden. Şimdi aracımızın lastikleri Roma Flat lastik. 4 lastiğiniz patlasa bile en yakın servise kadar gidebiliyorsunuz. O yüzden yedek lastik yok aracımızda. Burada yedek lastik olmak için burayı ikinci bir bagaj olarak da kullanabiliyorsunuz. Görünmesini istemediğimiz eşyaları bu alanda muhafaza edebiliyoruz. Bu çantamızın içerisinde trafik seti, ilk yardım çantası ve reflektörümüz var. Yangın tüpü de beraberinde geliyor zaten. Şimdi onu şöyle sabitleyelim isterseniz. Kullanım kılavuzumuz burada. Hediye olan kışlık paspaslarınız aracın bagajına bırakıldı. Halı paspasları içerisinde serili zaten. Bunları da kullanmak isterseniz eğer bir gün havalandırırsanız o kavuşuk kokusu dağılmış olur araca sermeden önce. Araçta otomatik açılır bagaj kapağı özelliği var. Buradan tuşla kapatabiliyoruz veya uzaktan kumandayla çıkınca uzaktan kumandayla da kapatabileceğiz bagaj kapağını. Şimdi sizi sürücü koltuğuna alalım isterseniz buradan anlatmaya devam edelim. Dörtcam otomatiğimizin dışında merkezi kilidimiz var kapılar açık kilitleyebilmek için. Koltuklarımız elektrikli ve hafızalı. Koltuk ayarlarımızı buradan yaptıktan sonra set 1, 2 diyerek buradan hafızalara kaydedebiliriz. Evet. Buna aynamız da dahil ayna ve koltuk ayarlarımızı buradan hafızalara kaydedebileceğiz birinci ve ikinci kullanıcı olarak. Buradan bagaj kapağınızı açabiliyorsunuz. AVM'lere giriş çıkış yaparken en rahat buradan açabilirsiniz. Kapatmak isterseniz de şöyle çekili tutarak kapatabiliyorsunuz da. Evet. Kapanana kadar çekili tutmamız gerekiyor. Yanınızda sürüş modları var. Sport, Comfort, Eco Pro. 3 tane sürüş modumuz var. Sport'ta aracımız daha dinamik ve daha agresif bir şekilde hareket ediyor. Evet. Gaz tepkimesi daha erken, aracı daha yüksek debirlerde kullanacak. Evet. Comfort normal sürüş modumuz. Ve merkezi sürüş modu da Comfort zaten. Size hemen sürüş modunu da bırakırsanız Comfort'la başlayacaksınız. Bir diğer bir üçüncü olanı da ekonomik sürüş modu, Eco Pro. Eco Pro yanımıza da performanstan kısarak size yakıt tasarrufu sağlıyor.
Bunda daha çok köprü trafiği gibi yoğun trafikli yollarda kullanıyoruz zaten. Evet. Şimdi telefon eşleşmesi yapalım mı Bluetooth bağlantımızı? Tabii olur. Şimdi bir home tuşu var. Home'a tıklayalım. Home tuşu. Evet. Oradan communication menüsünü seçeceğiz. İkinci menüyü. Nasıl seçiyoruz? Kumanda ile çevirerek gidelim. Ayrı kumandasıyla. Şunu mu? İkinci menü. Evet. Communication'ı seçelim. Basıyorum şuraya. Evet. Buradan mobil cihazlar menüsüne tıklayacağız. Sağ tarafa doğru getirip yeni cihazı seçelim. Yana doğru çekin. Evet, yeni cihazı seçelim burada. Telefon ve ses sistemi diyoruz. Evet, şimdi sizin Bluetooth menünüz üzerinden bulacağız. Bekleyin. Tamam. Oradan mı gönderdiniz? Tamam. Eşleştir diyelim. Drive'a devam edin diyor. Evet. Android Auto'yu seçelim. Evet, şu an bağlandı herhalde. Evet, Android Auto sayesinde telefonumuzun arayüzünü doğrudan ekrana yansıtıyor. Tamam diyelim. Buradan mı diyorum? Evet. Devam et diyelim. Sol alt köşede menüsü var bakın. Üst taraftaki şeye tıklayalım önce. Evet. Bakın direkt telefonumuzun arayüzünü buraya yansıtmış oldu. Direkt telefon menümüzü burada görüyoruz. Bu sayede telefondaki Google Maps, harita gibi navigasyonlarında araca entegre olmasını sağlıyorsunuz. Evet, direkt telefonunuzdan da giriş yapıp araca da gönderebiliyorsunuz. Hangi navigasyonu kullanıyorsanız bir deneyelim isterseniz. Telefonunuzdan yazın herhangi bir yere. Android Auto çalışırken Google haritaları gösteremez diyor. Buradan açacak o zaman. Yani o zaman buradan seçelim. Buradan. Nasıl seçelim? Seç bir tanesi. Büyük senin peşe diyor mesela. Başladı. Doğu yönünde ilerleyin. Evet, ardından sola dönün. Evet. YouTube'da sadece ses aktaracak tabii. Görüntüyü aktarmıyor. Direksiyonun üzerinden de sesi yükseltebiliriz. Evet, ben hareketli duyarlılık gördüm sanki. Şu hareketle de... Evet. Tamam, ben sana şöyle biraz daha geriden aslında şu korkak hareketiyle yapayım. Gözümde gördüm hayat benim. Bakışlar yaşamı sebebim. Yukarı kulumu hep denedim. Bununla beraber araçta sürüş asistan sistemleri de var. Çarpışma uyarısı, yaya algılama, şerit terk gibi. Önünüze bir yaya veya bir araç çıktığında araç kendi fren müdahalesinde bulunabiliyor. Evet. Yine bununla beraber ayna kenarlarında sol ve sağ ayna kenarımızda üçgen şeklinde kör nokta sinyallerimiz var. Evet. Sol ve sağ tarafı fark edemediğiniz araçlar olursa ya buradaki kör nokta sinyali sayesinde sizi uyarmış olacak. Evet. Şehrin dışına çıktığınız zaman da otomatikten şehrin içerisine alan direksiyon müdahalesi özelliği de var. Bunlar rahatsız olursanız eğer bunu istemezseniz orada güvenlik intelligent safety sisteminin üzerine tıklayarak onu orada ayarlarını değiştiriyoruz. Şurada bu mandalını açıyoruz. Sonra aşağı yukarı içeri dışarı şeklinde hareket ettirebiliyoruz. Çalıştıralım isterseniz aracı. Ayağımız frende. Start diyerek çalıştıralım aracı. Sizin sonunda bir hava kumanda var. Hava kumanda var. Hava kumanda var. Evet. Onunla birlikte aşağıya doğru getirdiğimizde drive'a geçecek. Sürüş modundan düşüreceğiz. Tam tersi hareket ettirdiğinizde de geriye geçecek. Hızlı bir şekilde geçerseniz N'de beklemeden geçmiş olacaksınız. Seri bir şekilde çekebilirsiniz. Daha seri. Evet, bu şekilde. Park dediğinizde de araç kendisini parka alacak zaten. Şurada alt tarafında bir park tuşumuz var. Evet, buna tıkladığımızda da park haline alıyor. Elektriğimiz elektrikli. Şu an çekili olduğunu orada görüyoruz. Aşağıya doğru tıkladığınızda da indirecek. Evet. Yukarı devam. Otomatik kendi alıyor mu? Otomatik çalıştırırsanız otomatik kendisi indiriyor ve elini kaldırıyor tabii. Yan tarafta otomatik tuşu var. Otomatik açarsanız eğer otomatik park asistanını gösterecekler. Evet, M paketle bunu biraz daha fazla hissediyoruz. Çünkü biraz daha tamponları falan daha kaslı. Evet.
evet şurada otoparktayken şuradaki park tuşuna tıklıyoruz ve park asistanı çalışıyor şu anda. Şu an park taramasını başlattığını gösteriyor. Araç işareti üzerinde bulunan P işareti park taraması başlattığını gösteriyor. Evet, park işlemini başlatmak için durun dedi. Park boşluğunu seçiyorum. Artık araç kendi kendine park edecek. Ben sadece freni... Güvenebilir miyiz peki buna? Efendim? Güvenim. Kesinlikle bakın freni aslında freni de sadece sistemi kontrol altında tutabilmek adına kendim burada fren yapıyorum. Normalde hiçbir şey yapmanıza da gerek yok. Her şeyi zaten kendisi yapıyor ve güvenebilirsiniz yani. Tarafı da eşit bir şekilde ayarlamış olacağız. Hiçbir şeye basmıyoruz. Şu an her şeyi kendi mi yapıyor? Her şeyi kendi yapıyor. Şu an direksiyon kendi kendine dönüyor. Şaka gibi. Evet, şimdi bir de geri sürüş asistanını deneyelim isterseniz. Geri sürüş asistanında da sizin girmiş olduğunuz park alanından oraya girene kadar ki olan 50 metre mesafenizi kaydediyor. Bizim şu anki 50 metrelik mesafemizi kaydedecek araç. Benim yapmış olduğum manevrayla beni tekrar geriye götürecek. Park'a tıkladım. Aha. Yine. Geri sürüş asistanını seçiyorum. Geri vitese takacağım. Yani zor bir yoldan çıkabilmek için mi kullanacak? Evet. Arada girdiğimiz yerden çıkmakta zorlanıyorsak eğer. Tabii bu biraz hızlı geliyor. Geri sürüş asistanında böyle bir biraz daha açıkçası korkutuyor. Ama bunu kendi yapıyor değil mi? Onu evet, frene kullanılabiliyor. Onu sistemi biz kendimiz yavaşlatıyoruz bakın şu an. Evet. Yani senin son 50 metrede yaptığını kopyalıyor. Evet. Geriye doğru. Robot süpürge gibi işte. Evet. Çok iyi mi? Harika bir şey. Evet. Benim zaten sorunum park etmekti. Ve iki araç arasında gerçekten çok park edilebilecek bir nokta ise gerçekten iyi bir şekilde park ediyor. Kendi kendine geliyor ya. Evet. Evet. Şuradan seçiyoruz ikisini de. Evet, park ikisini de parka tıklayarak seçiyoruz. Evet. Park asistanında sadece parka tıklıyorsunuz. Geri sürüş asistanını ekrandan seçiyoruz. Park asistanında parka tıklamanız yeterli oluyor zaten. O park uygun park boşluğunu bulduktan sonra sadece park boşluğuna tıklıyorsunuz. Normal şimdi araçlar dik duruyordu ya. Evet. Normal önün arkalı durduğunda da yanaşabiliyor değil mi? Yanaşabiliyor evet. Yan parkta da yapıyor yani. Dikeyde yatayda park edebiliyor. Burada park boşluğunu da siz seçiyorsunuz. Burada hem sol tarafta hem de sağ tarafta park boşluğunu bulabilirdi. Siz hangi tarafa park etmek istiyorsanız yine onu da ekrandan siz seçmiş olacaksınız. Hayalet ekranı anlatabilir miyiz birazdan aslında? Şimdi hayalet ekranda aslında en büyük özelliği sürüş modlarına göre değişkenlik göstermesi. Burada sport aldığınızda daha sportif, daha agresif bir ekran görüntüsü getiriyor önünüze. Konforlu normal bir ekranımız var. Eco Pro'yu alınca da mavi bir ekonomik bir ekran görüntüsü çıkartıyor karşınıza. Evet. Bunun en büyük farkı bu. 70 km hıza limitledim. Artık gaza ne kadar basarsam basayım bu belirtmiş olduğumuz hızı geçmiyor. Tekrar limitlediğimizde bu özellik devre dışında kalacak. Yanındaki de hız sabitleyici. 100 km hızla gidiyorken buradaki hız sabitleyiciye tıkladığınızda sizi o hıza sabitleyecek. Evet. Bunu daha çok şehirler arası yolculuklarda evet. kullanıyoruz zaten. Evet. Multimedyamız burada. Dışarıdan gelen telefona buradan cevap verip yine aynı telefon tuşuyla kapatıyoruz. Hı hı. Artı eksi. Buradan da multimedya menüleri arasında gezmenizi sağlıyor. Android Auto'dan çıkıp radyoya geçmek istiyorum. Ona da buradan geçebiliyorum yine. Sürüş asistan sistemlerimiz de buradaydı. Az önce bahsettim ama menüyü incelememiştik. Direksiyon müdahalesi istemezseniz eğer onu buradan devre dışına bırakabiliyorsunuz bu şekilde. Evet. O çünkü bazen aracı kullanırken problem olabiliyor. O sizi sürekli bir şeridin içerisine almaya çalışıyor. Bir rahatsız edici olabilir.
Tamam, kapatalım onu ya. Şuradan aydınlatma trimlerini değiştirebiliyorsunuz. İç renk aydınlatmasını. Mavi bu araçta biraz daha baskın yanacaktır ve çok daha şık görünür. Aracımız hem M paket hem de içinde mavi detaylar olduğu için. Ne zaman bakın, yanıyor bu ışıklar? Tabii şu an yanıyor ama burası çok ışıklı olduğu için bir ortaya çıkmıyor aslında. Evet, Yusuf eline koyunca görünüyor yanda. Yan tarafta var. Orada. Aynalarda tek tuşla kapansın dersek eğer buradan kilitlerken aynaları da katlanır yaptık. Evet. Wireless şarjımız var burada. Telefonumuzu kablosuz olarak şarj direkt ediyor. Direkt koyduğumuz zaman şarj ediyor. Evet evet, direkt şarj ediyor. Bir deneyin isterseniz. Ama tabii onu burada iyice sıkıştırmanız gerekiyor. Şu an etmeye başladı. Peki ediyor mu yoksa? Ediyor, ediyor. Çok ağır mı oluyor? Yok, gayet iyi ediyor hem de. Evet. Kılıf kalın benim biraz da ondan. Evet, onda da biraz problem oluyor maalesef. Sunroof'umuzu buradan açıyoruz zaten. Birinci çektiğinizde perdeyi açıyor. İkinci çektiğimizde cam tavanı açacak. Perdesi vardı değil mi? Evet, perde de elektrikli. Kapatmak için şöyle ileriye doğru tıkladık. Sadece bu açılıyor herhalde, bu açılmıyor. Arka taraf açılmıyor. Evet. Yarım pencere şeklinde havalandırmasını açmak isterseniz de şuradan ortaya tıklayarak havalandırmasını da açabiliyorsunuz. Perde nasıl kapanıyor? Tekrar ileriye doğru bir kere de perde için getiriyorum. Motorda dikkat etmesi gereken bir şey var mı? Kaput iki sefer çekerek açıyoruz burada. Birinciyi çektik, kaput açıldı. İkinci çektiğimizde de mandalı açıyor. Mandalı açtıktan sonra artık burada bir yeri tutmanıza gerek kalmıyor veya mandal aramıyorsunuz buradan. Artık herhangi bir noktadan tutup kaldırabiliyoruz şu şekilde. Evet, sizin burada araç ekleyeceğiniz sadece yıkama sıvısı olacak. Cam suyunu ekliyoruz. Onun dışında zaten başka müdahale edeceğiniz bir alan yok. Benzin kapağının orada bir tane daha şey var. Evet, AdBlue yakıtımız var. AdBlue da aracınızın dizel yakıtını incelterek çevreye daha az zarar vermesini sağlıyor. Nereden alıyoruz bunu? Bu normalde sizin bakım aralıklarınızla birlikte ilerleyen bir süreç. Bu bir yılda veya ancak ileriki dönemde böyle bir otomobil 100 bin kilometrelere falan gelirse bakım zamanının dışında ekranda uyarısını verebilir. Ama şu anda bakım zamanınızla birlikte ilerleyecek bir şey. Yusuf hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sen gördün, kendi kendine girdi ya. Daha ilerisi nokta. Kazasız belasız inşallah. Güzel özellikleri var. Bıraktığım zaman duruyor hani. Ve vakumlama var. Su aldın mı? BMW'nin yeni böbrekleri. Herkes emin, daha da büyütüyorlar. Kısımda bakın yapı var. Motor ısınasıya kadar artık bunları kapatıyor ama ısındıktan sonra da açıyor. Yeni teknoloji. Nasıl oynuyor? Çok yakışıklı mı? Değil. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu. Mithat tavuk kesmek istiyor. Kan akıtacak. Evet, bugün de burada noktalıyoruz. Arabayı satın aldık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Allah herkese istediği arabayı da nasip etsin. Çok güzel bir duygu gerçekten, sıfır almak. Görüşmek üzere.